Evet, keşler. Selamun aleyküm. Veteriner Bey kanalına yine hoş geldiniz. Gelen DM'ler, sorularla beraber en çok istek alan okulda neler yaşadınız, neler ettiniz? Tabii ben yanıma aldım bu sefer bir can dostumu, Berkay Gensoy. Hoş Merhaba geldin diyelim. arkadaşlar. Hoş bulduk. Kendisi veteriner hekim. Devlette çalışan, başka bir kurumda çalışan bir başka arkadaşımızı daha konuk ediyoruz. Hem veteriner arkadaşların sorduğu, öğrencilerin sorduğu işte nasıl oluyor okuldan mezun olduktan sonra hem o soruları cevaplayacağız hem de aynı zamanda biraz okul anılarından anlatır bize Berkay. Hoş Aslında. geldin kardeş. Hoş bulduk kardeşim. Teşekkür ederim. Ne var ne yok anlat bakalım. Gerçi her gün görüşüyoruz seninle ama. Evet, her gün beraberiz. Çok da aslında birebir anlatacak şeyimiz yok ama arkadaşların daha çok dedin DM'den sordukları sorular, işte fakültedeki anılar vesaire. Faroz'dayız. Burayı bilmeyen arkadaşlar çok enteresan. Geçen gün Instagram'dan bir hanımefendi mesaj attı. Ne bugüne kadar Trabzon'a gelmiş, ne Çok kliniği kibar biliyor. Fenerbahçe. He. Instagram Twitter ama ne lan bu? YouTube'dan eklemiş, takip ediyor. Oradan hayvanlar veteriner hekimler gününü falan kutladı. Instagram'dan da takip etmiş. Burayı da bilmiyorlar. Burası Trabzon'un en En şatafatlı yeri. özel, En özel yeri. en güzel mekanlarından Evet. biridir. En köklü, ben bir Erdoğdulu olarak yani hani Erdoğdu'yu tek geçerim ama Faros tabii gerek kültürüyle gerek kaynaşmışlığıyla Trabzon'un en eski, en köklü, en özel, en güzel, Trabzon'la, Trabzonspor'la özdeşleşmiş Evet. mahallelerinin Erdoğdu olmasını isterdim ama başını Maalesef çeken Faros. Burada mahalledir. şimdi balıkçı barınaklarındayız biz. Bildiğimiz bu şu anda Türkiye'ye yayılan kolbastı, yani Evet. bizim deyimimizde işte Faros Hoptek. kesmesi, Hoptek vesaire, bu olay da aslen çıkış bölgesi Faros, bildiğim kadarıyla Sotka, yani Evet, bu bu bölge. bölgedir, bu Aynen. bölgenin çocuklarının, Bu bu düzlük bölgenin yani. Ha burası. denizin çocuklarının bulduğu Bir ve Türkiye'ye oyun. artık çok şükür mal olan bir Evet. Arkada da zaten oyun. fanatik Trabzonsporluluğu da görüyoruz. Bilmiyorum o kadar Evet. netleyebiliyor muyuz ama saldır Trabzonlar, Farozlar. Berkay da bugün zaten formasını giyip Formamızı geldik. giydik. Ya bizim Tavsiye zaten etmem ama biz vazgeçemiyoruz. Bizim için çok özel bir yeri var Veteriner olun Trabzonspor'un. da Hani Trabzonsporlu olmayın. Trabzonspor bizim için bir yaşam kaynağı diyebiliriz. Yani Evet. onunla beraber seviniyoruz, onunla beraber üzülüyoruz. Evet, bu birçok insana tam bir saçmalık olarak Ruh hastalığı gözükebilir ama tam bir saçmalık ya. öyle. Tabii ama tam saçmalık aynen Tam öyle. saçmalık abi. Hani hep sorarlar ya neden veterinerlik? İstedin mi? Şansa mı girdin? Yok, ben isteyerek girdim. Hani öyle bir şanslık durum olmadı. Şöyle söyleyebilirim. Kendimi bildim bileli tüm hayvanlara karşı sevgim vardı ama tabii içinde bulunduğumuz sosyal yaşam itibariyle daha çok köpeklerle ilgili alakalıydım. Tabii bu hayvan sevgisi içimizde yüksek miktarda olunca gönül de istedi ki bir üniversitede bununla alakalı bu sessiz canlılara yardım edebileceğim bunun bilimini okuyayım istedim. Daha doğrusu öyle açıklayayım. Nasip oldu, okuduk. Erzurum mezunusun Erzurum, Atatürk evet, Atatürk Üniversitesi. Üniversitesi Veteriner Fakültesi 2009 mezunuyum. Yaklaşık bir fiilde 11 yıldır görev yapmaya çalışıyorum diyeyim. Birçok alanda da görev yaptım. Yani bu büyükbaş, profesyonel bir büyükbaş çiftliğinde de görev yaptım. Tarım İlçe Müdürlüğü'nde de yaklaşık bir Bartın'ı da hesaba katarsak 8-8,5 yıl görev yaptım. Bir yıldır da, yani bir yılı biraz aşkın süredir de Trabzon Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü'nde görev yapmaya çalışıyoruz diyelim Peki bu elimizden mesela geldiğince. şimdi arkadaşlar hem pet kliniğini hem büyükbaşı falan soruyor. Tarım Evet. kısmından ilk defa konuk alıyorum. Doğrudur. Zaten tanıdığım da çok az adam da birisin o Evet, kurumda çalışan. evet. Peki en basitinden soru sorayım. Şimdi mesela hepsinin kendine spesifik özelliği var ama devletin içinde bile farklılıklar yaşıyor musun? Yani Tarım İl Müdürlüğü'nde şunu yapıyordum, burada bunu yapıyorum, burada evrak daha fazla, burada gıda kısmındayım. Onu bir Şöyle, anlatırsan. aslında o konuyu şöyle değerlendirebiliriz. Bir defa bizi ilçe müdürlüklerindeyken koordine edenler
il müdürlüğündeki arkadaşlardır. Bunların emeği yadsınamayacak kadar fazladır. Çünkü bu işin en önemli kısmı, şu anki dünyadaki salgına da bakılırsa, koordinasyon, hekimlikte koruyucu hekimlik koordinasyon çok önemlidir. İlçe müdürlüğünde çalıştığım dönemde tabii ki zorluklar yaşadım. Yani nasıl söyleyeyim, ilçede tek başıma çalıştığım dönem oldu. Sağ olsunlar destek oldular. Hiç esirgemediler her anlamda, hem personel anlamında hem kendileri yardım, işte bunu, bu işin bir de kayıt kısmı var biliyorsun, evet. Ahmetciğim, yani saha dışında bir de evrakların kaydedilmesi gerekiyor. Çünkü bunu devlete, bu verileri vermek zorundayız. Hı hı. Bilinmesi gerekiyor bunların. Bu aşamada birçok arkadaş, abim, meslek büyüğüm, meslektaşım, tüm samimiyetimle şunu söyleyebilirim. Bir abi kardeş ilişkisi içerisinde son derece yardımcı oldular. Biz de elimizden geldiğince görevimizi yapmaya çalıştık. İyi de yaptığıma inanıyorum kendi adıma. Çünkü bu işte biliyorsun, bizim işte gönüllülük esastır. Evet. Çünkü arkadaşlara buradan şunu söyleyebilirim. Veteriner fakültesini sadece puan bazlı kazanmakla veteriner hekim olunmuyor. Birinci sırada benim için bir veteriner hekimin en başta hayvan sevgisi olması gerekiyor. Çünkü neden? Özellikle senin alanında yıllardır klinisyen meslektaşım olarak görev yapıyorsun. Özellikle senin alanında bir kedi seni tırmalayabilir, ısırabilir, hiç beklemediğin bir tepki de verebilir. Aynı şekilde keza köpek. Ben arazi çalışmalarında büyükbaş hayvanlardan çok tekme yedim, boynuz yedim vesaire. Onları anlatacağım, onlardan. Arkadaşlar çünkü zorluğunu ama merak ediyor. Ama şöyle bir durum var. Bu konuda biz şunun bilincindeyiz. Bir, biz o sessiz canlıları çok seviyoruz. İki, bunu insan gibi kişisel egolarından dolayı değil de sadece kendini rahatsız hissettiğinde savunma mekanizması olarak yaptığını bildiğimiz için. Evet. Hani bu konuda da bu açıkçası yani argo tabirle bize çok koymuyor. Anlatabildim. Ben boynuz yediğimde de kalkıp veya herhangi bir tekme yediğimde de kalkıp o büyükbaş hayvana, yani sığır olur, dana olur, buzağı olur fark etmez, kalkıp da ne yapıyorsun sen diyecek halim yok. Sonuçta onun bir kendince savunma mekanizması, korkmuş olabilir veya aşı uygulamasında veya başka bir uygulamada istemeyerek de olsa canı yanmış olabilir. Keza kediler de köpekler de aynı şekilde. Ben senin yakın arkadaşın olduğum için net biliyorum elindeki veya kolundaki çizik sayılarını vesaireleri. Aynen. Kaç defa kuduz aşısı vurulmak zorunda kaldığını vesaire. Mesleğimizin bu tarz zorluklarına göğüs gerebilecek arkadaşların seçmesini öneririm. Yani tabii o yaşlarda daha çok şöyle gözüküyor. Diyorsun ki ya bir meslek seçeceğim. Bunun da Türkiye şartlarında iyi kazandıran bir meslek olması lazım. Evet arkadaşlar, şunu söyleyebilirim. Veteriner hekim, veteriner hekimliği alan olarak Türkiye'de ve dünyada birçok alana yayılmış. İş bulma oranı, iş bulma şansı birçok meslekten çok çok daha fazla ve kazancı da gerçekten iyi seviyelerde. Bazılarının çok iyi, bazılarının iyi. Ama sadece bu olaya, yani kazanç açısından bakılırsa sonu hüsran da olabilir. Çünkü dünyadaki hiçbir şey kolay elde edilmiyor. Hiç kimse kolay para kazanmıyor. Şimdi genelde genç arkadaşlar seçim yaparken bunu biz de zamanında bu tarz düşüncelerimiz de olmuştu. Acaba para kazanabilir miyiz ki? Çünkü dünyanın şu andaki en önemli gerçeği para. Ama yani şunu bilmesi lazım. Büyükbaş yapacak bir arkadaşın hayvanın kızgınlığa, yani dölleme zamanına, suni tohumlama dediğimiz uygulama zamanına, evet, gece yarısı geldiğini, tabii o ki yataktan kalkması gerektiğini. Tabii ki. Yani evliyse, öyle ayda kazanayım bunu, 20 bin lira, 30 bin lira, 50 bin lira ama gece de uykumdan feragat, öyle bir şey. Öyle gece bir uykumdan feragat edeceksin ki, pardon. Bizim meslekte sevgili arkadaşlar mümkünatı yok. Çünkü zaten genelde büyükbaş hayvanlarda doğum daha sessiz, sakin zamanlarda gece saatlerinde gerçekleştiği için özellikle büyükbaş klinisyeni arkadaşlar, tüm samimiyetimle şunu söyleyebilirim, çoğu zaman uykusuz kalıyorlar arkadaşlar. Çoğu zaman.
Tabii bu işin şöyle güzel de bir boyutu var. Yaptığın işten duyduğun haz kısmı, o da birçok meslekten bence çok çok daha üst seviyede. Çünkü ortada konuşamayan, sana muhtaç ama bir rahatsızlığı olduğunu bildiğin bir canlı var. Evet. Ve inanın arkadaşlar, bu canlıyı iyileştirmek veya bu canlının her alan için söylüyorum. Bu tavukçuluk sektörü de olabilir. Yani kanatlı sektörü de olabilir. Büyükbaş da olabilir. Pet de olabilir. Koruyucu hekimlik de olabilir. Gıda sektörü de olabilir. Hepsinde yüksek oranda haz içeriyor diyeyim. Çünkü bugün gıda sektöründe görüyorsunuz, yani şu anda içinde bulunduğumuz durumda insanlar aldığı gıdaları işte yıkıyor. İşte ama bu zamana kadar şunun maalesef bunda ben vatandaşa veya sevgili arkadaşlara suç bulmuyorum ama bunda bizim de suçumuz var. Mesleğimizi gerektiği kadar tanıtabildik Tanıtamadık, mi? evet. Yani bugün Yani şu lafını kesiyorum. Yani şunu insanlar bilmiyor. Mesela şu anda çalıştığın konu, yani çalıştığın bölüm, daha dün akşam konuştuk. Bu gelen, yurt dışından gelen, ihraç ettiğimiz veya ithal edeceğimiz ürünlerin sağlıklı olup olmadığını, kullanılan hayvan veya insan yiyeceklerinde kullanılabilecek kriterlerin içerisinde o kriterlere uyup uymadığını da bir veteriner hekim kontrol Tabii ediyor. ki, tabii Yani ki. bir Şu balık anda da unu. zaten görev olarak yaptığımız işte tam olarak bu. Evet. Hayvan yemi olarak kullanılacak dahi olsa, sonuçta hayvan yoksa, yani piyasada hayvan yoksa insan da yok. Çünkü Evet. biliyorsun belli başlı baklagiller haricinde en yüksek Protein değerleri. protein değerleri hayvansal gıdalarda. Yani bütün hayvansal gıdalarda, bunun içine sadece kırmızı et, balık eti veya tavuk eti olarak düşünmemek lazım. Bu yüzden de bizim bu canlılara şimdi biliyorum iki çeşit düşünüyorum bu işi ben. Şimdi pet hayvancılığında daha çok gönül bazlı, duygu bazlı işler, ama büyükbaş hayvancılığı veya küçükbaş hayvancılığında işin tabii ekonomik boyutu da var. Ya yani bu da çok önemli bir boyut. Birçok insan ülkemizde hayvancılıktan geçimini sağlıyor ve onlar bu işi düzgün yaptığı için ve veteriner hekimler de gerekli müdahalelerde bulunduğu için, gerekli denetimleri yaptığı için, gerek bakanlık vasıtasıyla olsun, gerek özel sektörde olsun, soframıza kaliteli, bize zarar vermeyecek gıdaları ulaştırıyoruz ve bunun her aşamasında veteriner hekimler var. Böyle güzel bir boyutu da var. Dediğim gibi sokak hayvanlarına, çaresiz bir sokak hayvanına, ki Ahmet Zeki'nin defalarca Evet. yardım ettiğine ben bizzat şahidim. Diğer Sağ klinisyen olasın. arkadaşlarımız da Mutlaka. aynı şekilde Elinden geldiğince özverili, herkes elinden yapıyor. geldiğince çalışıyor. Dediğim gibi yani onun da hazzı bambaşka ve yaptığınız olay bir süre sonra size sadece bir kazanç kapısı olarak gelmiyor. Yani işin, yaptığınız mesleğin kutsallığını da benimsiyorsunuz. Yani çok güzel duygular yaşatıyor. Yani bir örnek vermek gerekirse arkadaşlar, bir buzağının doğumunu gerçekleştirdiğinizde, o buzağıyı kucağınıza aldığınızda, yani onun size verdiği hassı tahmin ediyorum çok az şey verebilir. Belki çocuğun Yani olduğunda, aldığında, kucağında da o kadar mutlu oluyorsundur işte. Yani bir tık daha tabii. fazladır da. Yani çocuk Ya bambaşka bambaşka bir bir şey konu, ama ama yani hani örnek ciddi vermek bir has. gerekirse sonuçta dünyaya bir canlı geliyor ve Evet. bu, sen özellikle doğuramayan bir ineğe veya düveye, yani düvede doğum yapmamış Hı. Onları ineğe zaten hazırlık fakültede diyelim, hep ha, öğrenirler. onları öğrenirler. Ona yardım ederek o bir canlıyı dünyaya, yani ölümle baş başa bırakmak yerine bir canlıyı dünyaya gelmesine vesile olmak çok hoş duygular bunlar. Mesleğimizi seviyoruz. En başta da dediğim gibi sevgili arkadaşlar, yani sevmeden, istemeden, sadece iyi kazandırıyor diye yapmanız imkansız bir meslek. İmkansız yani. Bunu size net bir şekilde söyleyeyim. Fakülteye başladığımda, fakültenin yanılmıyorsam ilk 2 haftasında yaklaşık 7 arkadaşımız fakülteyi bırakmıştı. Yani istemeden, sevmeden Anlatsana. olacak. Şu hani bir tane geçen akşam anlattın ya, anatomi hocasının ilk hafta size yaptığını. Şimdi arkadaşlar onları merak ediyorlar. Ya Tabii ben şöyle. fakülteye gittim. Ya bu bir iletişim fakültesi değil. Yani bunun içinde grafik tasarımlar, ne bileyim, veya bir TİTİA diyoruz biz, iktisat fakültesi gibi hesaplar yok. Bu işin için direkt bir can var. Veya kadavra var. Ki Tabii kadavra ile o boyutu alakalı da var. Yani anatomi şöyle, kısmında.
Arkadaşlar çok detayını anlatmayayım. Onu dün Ahmetlere anlatmıştım ama şimdi fakülteye başladığınızda birinci sınıfta, birçok fakültede birinci sınıfta yoğun bir şekilde takdir edersiniz ki anatomi dersi alıyoruz. Bu vesileyle de tabii anatomi laboratuvarında arkadaşlar formaldehit dediğimiz bir sıvı var. Koruyucu sıvı diyelim. Dokunun bozulmaması. Evet, dokunun bozulmaması için kadavraları aynı şekilde olduğu şekilde korumaya çalışan bir sıvı. İşte ilk tabii derse girdik. Tabii bu değerli hocalarımız laboratuvara girdi. Birkaç arkadaşa dedi ki hemen o dedi şeyi açıyorsunuz, kapağını açıyorsunuz. Formaldehitli böyle bir şey düşünün. Yani tank. Tank düşünün. Tankın, teşekkür ederim. Tankın yarım saat düşünecektim. Tankın içinden işte dedi ki arkadaşlar elinizi atın, ne çıkarsa masanın üstüne getirin. Ben de farklı şeyler çıkmıştı da bir arkadaş da cinsel uzuvlar uzuvlar da çıkabiliyor. Hayatta senin şansın ama böyle Berkay, elini attığın evet, genelde cinsel uzuva denk geliyor. Genelde. Tabii bunun avantajlı olduğu durumlarda oluyor. Tabii yani, onu da biliyorum. Her zaman negatif bir durum olmuyor yani. İşte bir arkadaş, yanlış hatırlamıyorsam çıkarttı. Hocam dedi benim ağır dedi tuttuğum şey. Dedi çıkar onu çıkar, yanılmıyorsam bir at kafasıydı. Çocuk böyle karşı karşıya gelince bayağı bir tırstı ve formaldehit kokusu da o kadar keskin. İğrenç. O kadar şey yani, gözün yaşarıyor, burnun yanıyor, boğazların yanıyor, sürekli hastaymışsın hissi veriyor. Ankaralı bir arkadaştı yanlış hatırlamıyorsam. İkinci hafta bıraktı o arkadaş, dedi ben bunu yapamayacağım. İşte zaten olay orada başlıyor. Gene Diyarbakırlı bir arkadaşımız vardı, Mehmet. Onun da yolu açık olsun. Şimdi kendisi öğretmen. O da bir yaklaşık 3-4 ay sonra karar vermişti. Dedi ben artık yapamayacağım. Fen bilgisi öğretmeni oldu. Yanlış hatırlamıyorsam. Çok da sevdiğimiz Diyarbakır'ın Ergani ilçesindendi. Dediğim gibi hani yolu açık olsun. Çok iyi bir arkadaşımızdı. O da bıraktı. Dediğim gibi yani kolay değil. Sevmeyerek yapılacak işler değil. Özveri istiyor. İstekli olmak gerekiyor. Ve hani şu konuda da çok mütevazı davranamayacağım arkadaşlar. Belki kazanması çok çok zor bir fakülte değil. Yani ortalamanın biraz üstünde veya ortalama bir öğrencinin, tabii fakültenin yerine göre değişiyor. İşte mesela Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, bunlar biraz daha yüksek puanla girilen fakültelerimiz ama dediğim gibi yani fakülteye girmekten ziyade fakülteye girdikten sonra bitirebilmesi biraz sıkıntılı. Çünkü ciddi anlamda ağır bir eğitimi var arkadaşlar. Yani genelde sohbet şöyle oluyor. Lan ben bu fakültede çalıştığım dersi var ya, üniversiteye hazırlanırken çalışsaydım Boğaziçi genetiği kazanırdım. yani aslında muhtemel kazanamazdık ama hani herkesin de öyle bir algısı oluyor. Çünkü ciddi anlamda yani bakıyorsunuz arkadaşlar üniversite hayatında ya işletme okuyan arkadaşlar, ya o bar senin, bu bar benim, o kafe senin, o kağıt benim, bu kağıt benim. Dönüyorsun iktisatçı arkadaşlar, buradan sevgili Burak'a, Bora'ya hepsine selam olsun. Ben bir sene bu arkadaşlarla takıldığım için okul az kalsın uzuyordu. Okul az kalsın uzuyordu. Ki uzatanlar var. Çok sevdiğim bir öğretim görevlisi vardı, Profesör Doktor. Kendisiyle uzun zamandır görüşmüyorum ama çok severim Nilüfer Hoca'yı. Fakülteyi bitirmemde büyük emeği vardır. Bir gün odasına bizi çağırmıştı. Biz üç arkadaşız böyle. Ya işte sınava gireceğiz ama tabii gençlik yani, o heyecan, o ateş, o hani hareketlilik var. Çok da sallamıyoruz. Bir de çok ağır geliyor bize. Sevgili Burak Kılıç, yanılmıyorsam bir de bizim Tolga vardı, Tolga Uzun, Erzurumlu, şimdi bakanlıkta olması lazım. Nilüfer Hoca bizi çağırdığında bize şöyle bir şey demişti. Arkadaşlar siz fakülteyi 5 yılda bitireceksiniz. Fakülte 5 yıllık bu arada arkadaşlar, onu da söyleyelim. Bazı okullarımızda hazırlık olanlar da var, 6 yıl oluyor o zaman. Yanılmıyorsam Bursa'da öyleydi. Bilmiyorum, herhalde. Bilmiyorum, ben çok emin değilim o konuda. Ondan sonra dedi ki, karşımdaki 3 kişi dedi bu fakülteyi 5 senede bitirecek. Biz de dedik hani klasik bize ayar veriyor oğlum, yaparsınız falan ama. Dedi ki benim öğretim görevlisi olduğum, yani
günden itibaren tecrübelerim bana bunu söylüyor. Yani siz bu fakülteyi 5 yılda bitireceksiniz diye şükürler olsun. Herhalde bir Tolga bir yarım dönem uzatmıştı ama Burak'la ben fakülteyi 5 senede bitirme başarısını gösterdik çok şükür. Bunda özellikle aynı zamanda Ahmet Seki ile aile dostuyuz. Çocuklarımız da 15 gün arayla doğmuştur. Evet. Onu da denk getirmeye çalıştık ama Ahmet 15 gün erken davrandı. Evet. Onları biplemeyeceğiz. Evet. Ondan sonra ne diyordum lan? Ne diyeyim? Berkay hazırız ha. Neyse. 5 yılda fakülte bu şöyle fakülteyi ben bitirdik ama dediğim gibi yani bunun çok emek vermen gerekiyor. Eşime şuradan geldim. Ben fakültede okurken sevgili eşimle, ona da selam olsun burada. Fakültenin 4. sınıfında nişanlandık. Tabii bundan önce de eşimle bir flört dönemimiz vardı. Fakülteyi de bitirmem gerekiyor. Çünkü planlarım arasında eşimle nişanlanıp daha sonra güzel bir yuva kurmak vardı. Ve eşimin de bu konuda emeği çok büyüktür. Doğru. Açık konuş. Betül olmasa sen hala okuyordun. Ben hala okuyordum. Harbiden okuyordum. Harbiden yani. Öyle. Arkadaşlar ben çok kötü bir insanım. Allah belamı versin. Yani, ve Allah tam belamı verecekti. Sağ olsun. Betül gibi Betül bir... döndürdü evet. Ya çok şükür Allah herkese öyle bir eş nasip etsin. Tamam. Buradan yani yarın çıkacağız ya, onun da yolunu yapalım. Aynen, yarın akşam. Yarın akşam. Hala evet, hepinize çok teşekkür ediyoruz sevgili Ayşe, sevgili Betül. Sizin sayınız. Ya başkan, şimdi insanlar şunu merak ediyor. Okulda tamam, sabah 9'da gidiyorduk. Biz akşam 4-5'e kadar dersimiz vardı. Kesinlikle herhalde öyle. Aşağı yukarı sizin de 8-5. Aynıydı. Yani standart devlet memuru gibi. Şimdi bir de şu var. Yani. Üniversiteye gidince insanlar, benim 3-4 dersim var. Bir de 9-12 dersim var. O arada işte kahve. Bizde evet. Öyle bir şey yok. Bizde lisede nerede kaldıysan oradan devam ediyorsun gibi bir durum var. Liseden bizim de daha çalmıyordu uzun. Çalmıyordu bizde. Ya arkadaşlar şöyle. Dediğim gibi ben bunun bocalamasını fakültenin ilk yılında yaşadım. Çünkü şimdi üniversite, genç bir adamın, liseyi henüz bitirmiş veya 1-2 yıl önce bitirmiş genç bir adamın üniversite hayalleri, takdir edersiniz ki, çok farklı oluyor. Yani hani işte özgür olacağım, işte istediğim zaman çay içerim, istediğim zaman eğer kullanıyorsa işte bira içerim, şunu yaparım, bunu yaparım, gezerim tozarım, kızlar, bar, disco. Bakın arkadaşlar, yazacak arkadaşlara, meraklı arkadaşlara söylüyorum, eğer veteriner fakültesi okuyacaksanız tüm bunları unutun. Yani tüm bunları unutun. Yani yapabileceğiniz en iyi sosyal faaliyet, çoğunu unutmazsa yarım dönem uzatır. Çok biraz daha unutursa 6 yıla uzatır. Hepten unuttum derse hiç bitiremez. Evet. Yani her şeyin veteriner fakültesinde spesifik böyle somut karşılığı var arkadaşlar. Yani ne kadar çalışırsan çalışmadan geçemezsin. Çünkü sınavların birçoğu sözlüdür. Sözlü sınavda da sevgili hocalarımız senin nereye çalıştığını, kitabın neresine hakim olduğunu bilemez. Ayrıca bilmek zorunda da değil. Çünkü sana hekimlik losyonunu yüklüyor. Sen hekim olacaksın. Yarın öbür gün klinikte veya başka bir alanda senin karşına nasıl bir şey çıkacağını da bilemez. Çünkü o kitaplarda yazılan her şey daha önce görülmüş olan şeyler. Yani demem o ki bütün kitaba hakim olma zorunluluğum var. Bu vesileyle de İster istemez buna bir zaman, bir emek harcaman gerekiyor. En basitinden bir şey diyeyim. Yıl 2004 filan, Van'da Kazım Koyuncu konseri var. Biz de işte 3. sınıftayız. Histoloji dersimizdi yanlış hatırlamıyorsam. Veya 2003 histoloji dersi, tam hatırlamıyorum yani. 2. sınıfta alıyorduk histoloji yanılmıyorsam. Şimdi ev arkadaşım var Evren, o da devlette çalışıyor, göreleli. Ertesi gün histolojinin finali var. Aynı zamanda o gece Kazım Koyuncu konseri var rahmetlinin. Evren dedim, ne yapacağız? Dedi, başkan finalin bütü var. Kazım'ı bir daha göremeyebiliriz. Dedim, doğru diyorsun başkan, yapıştır. Gittik konser. Ne oldu? Bir daha göremedik. Allah rahmet eylesin. Göremedik ama şöyle de bir gerçek var. Ben o 2. sınıftaki dersi 5. sınıfta bitirirken verdim. Ondan sonra veren bizde kilit yoktu. Sizde var mıydı biliyorum ama. Bizde 1-3 barajı kilit falan. Yoktu. Baraj var da var arkadaşlar veteriner fakültelerinde. Yani 1. sınıfta olan derslerini veremediğin takdirde 3. sınıftan dersi. Bizde yoktu o zaman ama şimdi gelmiş. Yok. 2'de veremediğin dersi 4'e kadar veremesen 4. sınıfa geçme ihtimalin yok. Sevgili Berat. Gel bakalım. Gel öyle uzaklaşma. Gel. Gel. Abi kim
Ne kaçak iş yok. Ne olacak oğlum, izlemeyen geçer onu ya. Oğlum, Allah Allah. Ya. Adam sordu soru, cevaplıyoruz onu. Aşağıdaki İsmail YK videosu. Şurada. Neydi? Nasıl kaza aşkım, nasıl kaza? Berkay yap bir tane de o da arayın. Onların meşhur şarkısı neydi yurt seven kardeşlerin? Canın çıksın insafsız mıydı lan? Canın çıksın. Onlardan da söylerdi ya. Gitar muhabbetiniz olacak mı? Olmayacak. Yok, bu olmayacak. Bugün onu başka Berkay'a özel bir sadece gitar programı yapacağız. Peki bir şey daha diyeceğim. Şimdi hep anlattık kötü taraflarını. Dedik kötü tarafı değil canım. Ya kötü tarafı, ciddi tarafını yani, evet, diyelim. Ciddi. Şimdi ben fakültede çok eğlendim. Çoğunu da anlattım. Bir de bakalım Erzurum'da ne oldu? Çünkü arkadaşlar diyecek eyvah biz yazmayalım o zaman. Ama bu işin... Tabii, yo, çok eğlenceli tarafları da var. Şimdi fakültede şöyle bir şey var. Bizim fakültede en azından. Bir de doğuda. Hani ben senden daha da doğuda okudum. Benden sonrası İran, Orta Doğu, Avli Çin'e kadar gidiyor zaten. Evet. Ben daha da doğudaydım. Şimdi biz böyle izole bir yerde olduğumuz için... Öğrenciyle hocaların kaynaşması da belki bir İstanbul'da atıyorum İstanbul Teknik Üniversitesi neyse işte diyelim ki harita mühendisliği okuyorsun. Bir profesörle oturup bir çay içmen, sohbet etmen imkansız. Göremezsin tabii, bile. Zor. Ama gel gelelim bizim fakültelerde akşam okey oturuyorsun hocayla. Tabii. Muhabbetin de ayrı oluyor, yani, güzel oluyor. Özellikle asistan hocalarımız tabii vardı. Onlarla beraber çok güzel sohbetlerimiz oldu. Tabii. Ya arkadaşlar veteriner fakültesi tabii böyle işin ciddi kısmını anlattık ama çok eğlenceli tarafları da var. Özellikle klinik bilimleri çok eğlenceli geçer. Bizim fakültelerde bir de klinik bilimlerinde yani dünyanın en iyi öğretim görevlisi de olsa yani hocalarımızın böyle çok şeyi yoktur. Evet. Yani çok havalı değildir bizim hocalar ya. Yani egolu değildir. Egolu değillerdir. Çünkü onu biraz da şuna dayandırıyorum. 5 dakika sonra başına ne geleceğini hoca da bilmiyor. Yani bugün sana işte hayvana nasıl yaklaşacağını anlatırken 3 dakika sonra hayvandan tekmeyi yediği zaman hani o zaptırapta anlatmasının çok da bir isim vermeden şey anlatsana, parlamayı anlatsana. Ya şöyle fakültemizde bizim bir röntgen cihazı alınmıştı o zaman. Böyle işte hareket ediyor aşağı yukarı, lan baktık bu ne acayip bir şey işte, sağa sola çekiyor. Atların at falan geldiği zaman Erzurum'da cirit işi biraz meşhurdu. İşte hipodromda box'tan çıkmayan atları falan cirite alıyorlardı. Erzurumlular da özellikle Erzurum, Uşak bildiğim kadarıyla işte Kütahya vesaire bunlar ciritte falan çok iyiler diye biliyorum. Erzurum'da Erzurum kesin iyi onu biliyorum da Uşak'ın işte şeyde Ardahan, Çıldır oralar Ardahan falan mesela, orada evet oralarda ata karşı özel bir ilgi var arkadaşlar ciritten dolayı. Şimdi bizim fakültemize de bu vesileyle hani böyle çok güzel görüntü bazlı da yani çok güzel atlar geliyordu. İsmini vermeyeyim işte çok sevdiğim kendisini gerçekten çok severdim. Çok anlayışlı, çok kaliteli, güzel bir insandı bir hocamız. O çeye girdiğimizde röntgenin olduğu oda da yani bir röntgen sığıyor bir de at işte etrafına biz de böyle yan yana diziliyoruz. Hoca da dedi ki arkadaşlar dedi şimdi ilk etapta dedi ata nasıl yaklaşmamız gerektiğini size öğretmem gerekiyor. İşte hayvan sahibi de orada dedi ki ismi nedir dedi. Yani işte atıyorum benim taraftan atayım Bozkurt. dedi ki ismi dedi işte Üç Hilal dedi, tamam mı? Ondan sonra Üç Hilal işte nasılsın falan filan bilmem ne sevdi etti dedi. Arkadaşlar dedi daha önce de hocanın öyle hani argo tabirle öyle bir şey yoktu yani böyle dediği 3 dakika sonra uçak düşüren bir tip değil yani. Dedi ki atlarda dedi parlama dediğimiz bir olay vardır dedi. Parladığı zaman dedi at hani böyle işte şaha kalkar tekme atar Türkçesini anlatayım. O zaman dedi uzak durun abi demesine kalmadı. Arkadaşlar dedi at parladı. ya bizim bir arkadaş var ya. Şöyle duvarda şöyle şu kadar bir pencere düşün lan nasıl ettiyse şöyle oraya girmiş. Yani ama at vuruyor. Oraya girmiş. Ya at sağa tekme atıyor, sola tekme atıyor vesaire vesaire. Herkes dışarı kaçtı. At parlayabilir, parladı bence, kaçtı. Bence hocamız da kaçtı. bence hocamız da kaçtı. Hani gene onun şeyini de söyleyeyim. Sonra dedi ki dışarı kaçanlar dedi. Hocam sen dedin ki yani at parlarsa uzak durun, kaçın şimdi. ne yapalım ya, kaçacağız da.
Gidip yani bacağını tutacak halim yok atın. Ya bu tarz şeyler fakültede çok 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 eğlenceli zamanlar oluyor. Kendimle alakalı yaşadığım şöyle bir şey anlatabilirim. Bir gün arkadaşlarla akşam takıldık, ettik işte dizi, işte çekirdek, işte La tamam içenler, oğlum, içtik sabaha kadar, içtik, 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 yaptık sabaha kafayı. Kadar içtik. Çok kötü halimiz vardı. Neyse sabah tabii derse gitmek zorunlu. Çünkü gitmezsen hani çok ciddi bir açık, şey var. Açık kapatamazsın. Devamsızlık da şey çok var ciddi, yani öyle fakültede hani kendi içinde ayrılmış bir fakülte olduğu için hocalar herkesi tanıdığı için yani yok yerime imza at sen de şu aynen öyle bir şey yok. Gene yolu açık olsun. Çocuklu arkadaşım var, Batuhan Sivrikaya. Bunu oradan buradan ona selam olsun. Çok çocuk bir arkadaşımızdır. Kendisi çok çocuktur. Hem de öyle böyle bir çocuk değildir. Uyuyorum derste yani hani ciddi anlamda ayakta duracak halim kalmadı. Tamam dinlemek de istiyorum yani önemli bir ders ama artık duramıyorum yani ciddi anlamda uyumam lazım. Fizyoloji. Ya derste fizyoloji bir de yani. Böyle uyuyakaldım. Bu Batuhan tabii hem çocukluktan gelen samimiyet hem beraber okuduk. Üniversitede de aynısını diyor. Dedi bana ki Berkay böyle gözümü açar gibi oldum. Hoca sana soruyor dedi. Kalk kalk yoğurt de cevap yoğurt. Ben de kalktım dedim hocam yoğurt. Derste fizyoloji. Hoca diyor ki oğlum ne yoğurdu? Dedim hocam yoğurt soru sordunuz cevabı yoğurt. Oğlum dedi sen gerizekalı mısın ne yoğurdu lan? Fizyolojide yoğurt öyle kaldım. Yani hani argo tabirle apışıp kaldım. Dedim tamam ben senden bunun özünü alırım kardeşim. Ya arkadaş uyumuyor derste. O dedim mi ona öyle? Batuhan uyumuyor. Neyse bir ay sonra bunu uyurken yakaladım. Batuhan devamsızlık da yapan bir arkadaşımızdı. Gene devam etmezse fizyolojiden kalacak gene fizyoloji dersi. Fikret Hoca Fikret Hoca da Allah var Batuhan'dan nefret ediyor yani hiç seviyor. Çünkü Batuhan derste Fikret Hoca böyle biraz ağır anlatırdı. Böyle ışıkları söndürürdü tam uykum oldu. Batuhan derste kalkıyordu aya hoca bana müsaade et ben çıkıyorum diye böyle bir tip olduğu için. Arıza. He. Hoca da tabii Batuhan'la çok fazla şeyi yoktu arası. İşte fizyoloji dersi de denk geldi ya baktım Batuhan uyuyor. Dürttüm bunu devam etmese de kalacak. Bekledim yani tam hoca topluyor çıkacak. Dedim Batuhan yoklamaya imza attın mı? Dedi oğlum atmadım lan. Dedim oğlum kalacağım. Dedim gitti hocaya. Hocam ben imza atmadım. Batuhan sol surat koştu gitti Fikret Hoca'nın yanına. Dedi hocam dedi ben imza atmadım. Ne imzası oğlum dedi. Hocam yoklamaya imza atmadım. Dedi ki oğlum yoklama almadım ki ben ne imzası diyor. Çık lan dışarı terbiye serimse diye. Öyle ufak bir aramızda şey olmuştu. Öcünü almıştım. Klinik bilimleri çok eğlencelidir. Gördüğünü yani teorik olarak gördüğünü pratiğe yani. Döktüğün zaman başlı başına bir eğlence, bir güzel bir ortam oluşuyor. Zaten en sevdiğimiz de onlardı. Bir de ya. Her türlü aktiviteyi yaşıyorsun. İşte köpek geliyor, korkan oluyor. İşte o sızma kanı görünce düşüp bayılan arkadaşlarımız aynen, oluyor. Aynen çok vardı. Emre Topal sevgili kardeşim Uşak'ta şimdi klinisyendir. Şimdi çatır çatır yani her türlü operasyonu yapıyor ama ilk zaman Mahir Hoca operasyondayken pardon Zafer Hoca operasyondayken o sızıntı kan meğer tutuyormuş bu arkadaşı. Çocuk kafa üstü düştü dili boğazına kaçtı. Veysel Doğan Erzurumlu yaban hayat hekimliği de yapıyor. Yurt dışında da bir süre bulundu. Çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Veysel dilini falan çıkarttı böyle. O kadar. Ha, o kadar şey oldu ama şu anda onu hani demek ki o anlık bir şeymiş. Çünkü Emre Topal şu anda bildiğim kadarıyla Uşak'ın en önemli klinisyenlerinden biri. Evet. Şimdi poliklinik kurdular yani evet. Öyle söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar bu işin sınırı yok. Çalışabileceğimiz yüzlerce abarttım. Onlarca ne abarttım da yüzlerce ne? Onlarca alan var. 200-300. 500. Say. Yani çok fazla yerimiz var. Çok fazla alan var veteriner hekimlikte. Berkay'da veteriner hekimliğin başlıca 3 alanında bilfiil çalıştı. Stajda kedi köpek kısmını stajda, söylemiyorum bile evet, o. Yani o Türkiye'nin en ekstrem hayvan hastanesinde staj yapmıştı Berkay.
Berkaycığım çok teşekkür ediyorum kardeşim. Estağfurullah kardeşim. Umarım arkadaşlar soracakları soruları biraz daha kafalarında azaltmışlardır. Bu arada kanala abone olmayı, Berkay göster, ne daha orada, evet, kanala abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yine sorularınız olursa videomuza yorum olarak sorularınızı sorabilirsiniz. Instagram'dan veya yine YouTube'dan mesaj olarak bize ulaştırabilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Başta Berkay kardeşim, Korona. korona teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Sağ ederim. Olasın, ayağına sağlık, Güzel ağzına günlere sağlık. hep birlikte inşallah. Hem meslektaş adaylarımızın, yani yazmak isteyen, bu mesleği yapmak isteyen hem sevgili meslektaşlarımızın, aynı zamanda bugün 19 Mayıs Evet. olduğu için de 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramlarını da kutluyorum. Diyoruz. Aynı zamanda bugün Ramazan bayramımızı da, Kadir Kadir gecesi gecemiz, bugün. Kadir gecesinde mübarek olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın diyeyim ben de. Ve Neredeydiler? veteriner beyle kalın. Görüşürüz.